Evet, Festival TV son hızıyla devam ediyor. Şimdi 8 saat kesintisiz bir canlı yayın yaptık dedik, sonlarına doğru artık yavaş yavaş geliyoruz. Saat 10'da başlamıştık. Nerelerden bizi izlediniz? Festival.tv'den. Yine Basın Türkiye'nin Facebook ve YouTube hesaplarından canlı olarak seyrettiniz ve şu an itibariyle 500 bin defa izlenmişiz. 500 bin defa izlenme rekorunu geçtik. Buradan herkese çok teşekkür edelim. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Umarım egzersizlerle sizin de enerjiniz gün boyu tavan yapmıştır ki bu sonuçta öyle olmuş gibi görünüyor. Şimdi artık yavaş yavaş sonlara geliyoruz dedik ya, harika bir genç kadın yine benim yanımda. İçeride dizisinde hepiniz biliyorsunuz reyting rekorları kırıyor, kırmaya da devam ediyor. İzliyor musun? İzliyorum diyemeyeceğim. Şöyle gerçekten iyi dizileri tavsiye edilen işte İçeride gibi ve böyle birkaç tane daha diziyi. Evet. Gerçekten en azından ne oluyor, ne bitiyor diye takip etmeye çalışıyorum. Çünkü işte haberciyim, medyacıyım. Hepsinden haberdar olmam gerekiyor. O yüzden de bakıyorum. Özellikle senin gibi böyle sevdiğim oyuncuların da yaptığı işleri takip ediyorum. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Böyle güzel bir enerjisi var ki burada. Bayağı iyisin, harikasın. Gerçekten hareket geldi pazara. Evet, hareket geldi pazara. Hava hala nasıl? Biz burada göremedik ama yağmur var. Yani ama bir kendini ısınamadı. Isınamadı. Ne zaman yaz gelecek onu bilmiyorum. Evet. Sen setten geldin değil mi? Hayır. Setten gelmedin. Ama yoğun bir programım var. Şimdi evet. Onu ben merak ediyorum. Önceden işte setlerde duyuyorduk işte böyle sandviçler veriliyordu. Hı-hı. İşte çok fazla iyi değil mi? Yemek şartları yoktu. Biraz daha değişti mi? Evet, şu an çok iyi. Özellikle yeni bir yapım şirketiyle çalıştığımız için Ay Yapım özellikle bu konuda çok hassas. Bütün sete ayrıca diyet yemeği de isteyene geliyor. Vejeteryan yemek geliyor. O yüzden Ay Yapım iyi besliyor bizi her zaman. Harika Festival TV de bizi bugün besliyor. Harika besledi. Vastas da bizi bugün harika besledi. Bir yandan juslarımızı içiyoruz. Ya bunlar evet çok güzelmiş. Evet. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Şey, benimkini de tattın. Evet, çok güzel. Çok. O tatlı çok güzel. Şimdi sen Çetin Tekindor'un eşini canlandırıyorsun. Evet. Büyük bir usta. Ya sorma. Nasıl heyecanlıydım. Nasıl heyecanlı hala şey. Da aynı heyecanım nasıl sürüyor. Nasıl o duygu biraz? Ya, yani nezaket ve hoca yani inanılmaz heyecan verici. İnanılmaz bir okul. Yani o kadar mutluyum ki en başta da zaten Çetin Tekindor'la karı koca olacaksınız. Biz başka bir alternatif de düşünmedik. Ne diyorsun dediklerinde daha ne isterim. Daha yani ne isterim dedin değil sezon mi? İçinde daha keyifli, daha güzel. Nasıl yapabilirsin ki televizyonda işini? Yani çok şanslı hissediyorum kendimi. Evet, buradan da selam söyleyelim mi? Evet. İletelim selamlarımızı. Ben de kendisinin çok büyük bir hayranıyım gerçekten. Sesine, oyunculuğuna, her şeyine gerçekten o ustalarımız böyle her daim değil mi ekranlarda güzel projelerde olsunlar. Biz de izlemeye devam edelim. Şimdi çok yoğun bir tempom var dedik. Evet, aynı zamanda da oyunumuz var çünkü 7 kadın sahneye çıkıyoruz. Nereye gitti bütün muhteşem, çiçekler bir mülteci kampında geçiyor. Hafta içi 2 gün oyunumuz oluyor değişik sahnelerde turne yapıyoruz. Set kaç gün? Sette değişiyor. Değişiyor. Mekanlar çok farklı yerlerde olduğu için. Her hafta yeni bir sana yeni mekanda oluyoruz. O mekanlar uzak oluyor. O yüzden o da zaman alıyor. Yani izleyiciler merak ediyor oyuncuların biraz işte o nasıl oluyor sistemleri, düzenleri. Çünkü ilgi çekiyor gerçekten. Renkli bir işiniz var. Çok. Gerçekten değil mi? Seveni ama. Seveni ama. Tabii ki de. Gerçekten sevmeden yapılmaz. Yani bizim işin için de öyle söylüyorlar. İşte ekrana çıkıyorsun veya işte spikerlik yapıyorsun, sunuculuk yapıyorsun. İşte hazırlanıyorsun, çıkıyorsun, bıdı bıdı konuşuyorsun, iniyorsun gibi. Hiç öyle değil. Yani kendine bakman lazım, iyi beslenmen lazım, hep evet. iyi hazırlık yapman lazım, hep enerjik olman lazım. Sen bunu nasıl sağlıyorsun? Yani mesela gece oturmayı, yaşamayı çok seviyorum. Hı-hı. Yani herkes uyuduktan sonra kitap okumayı, film izlemeyi, yazı yazmayı, müzik dinlemeyi böyle bütün şehir uykuya daldıktan sonra çok seviyorum ama sürekli de hadi kızım uykuna dikkat et, uykuna değil dikkat mi? Et anne nasihatiyle hayatım geçiyor bir taraftan. Bol su içiyorum, kahvaltıya çok önem veriyorum. İyi bir kahvaltıyla güne başladığın zaman ve bir kahveyle de metabolizmanı hızlandırdığın zaman bütün gün işte bol su içsen, arada mutlaka sebzeni veya meyveni, çantanda da 2-3 tane fındık fıstık olduktan sonra götürüyorum hayatı. Hep diyoruz ya işte kendi yöntemini, kendi bedenini, kendi hayatına göre bir programını oluşturacaksın diye. Evet, bedenini de dinlemen lazım. Yani her sabah kalktığımda öyle bir ilk gözümü kapatıp ya da su altında çünkü su hem enerjini temizliyor. Böyle günün bütün yorgunluğu, pislik, kiri, insanların lafları, duyduklarını o pislik o suyla akıyor gidiyor. Aynı zamanda da ilk uyandığın zaman çok önemli. Evet.
orada böyle bir durup gözünü kapatıp benim bugün vücudumun neye ihtiyacı var, başım mı ağrıyabilir, ellerim nasıl, böyle bütün kaslarını ve aldığın nefesi de böyle parmak uçlarına kadar götürdüğün zaman güne dinç başlıyorsun zaten. Çünkü oksijen yakıtımız, ısıyla çalışıyoruz. Bir de güneşi selamlamak lazım. Ben onu yıllar önce öğrenmiştim. Daha böyle işte bu tip teknikler vesaireler çok popüler değilken. Tesadüfen böyle bir seminerde, hatta reklamcılıkla ilgili bir seminerde bir katılımcı onu söylemişti. Her sabah kalkın ve gerçekten güneş selamlayın. Bir de kendinize aynada, değil mi, güzel sözler söylemek, iltifatlar yapmak. Benimkinde yazıyor. Ay muhteşem. Evet. O aynalardan mı? Yok yok, yani banyomdaki aynamda böyle. Ne yazıyor mesela? İlk annem başlattı bunu. En çok ben seviyorum. Harika. Sonra çok sevdiğim, çok yakın bir arkadaşım. Hep arkadaşlarımın güzel notlarıyla ben bugün tam ve bütünüm. Çok güzel. Ve mutluyum diye bir yazı var. Bir tane siyah göz kalemiyle sakin ve huzurluyum yazıyor. Sakinim ve ihtiyacın huzurluyum. İhtiyacın olan, değil mi, şeyleri? Evet, yani her sabah ihtiyacım olan şeyler değil. Güzel anısı olan notlar ve yüzünü yıkayıp da böyle ilk baktığın zaman o enerjilerin ilk geçmesi zaten iyi bir nefes aldırıyor sana. Çünkü gerçekten şeymiş, yani hani aynada kendinize bizzat söylediğiniz şeyi beyin birisinden tabii. başkasının aldığınız bir iltifat gibi algılıyor ve o güne o motivasyonla başlıyorsunuz. Bugün çok güzelsin işte. Beni aldatmak çok kolay ya. Yani şu kalemi alıp mutsuz olduğun zaman, sıkıntılı olduğun zaman, Erkay, bir süre sonra bu ağız kaslarından dolayı beyin kendini mutlu zannediyor. Ya. Ve kendiliğinden öyle tatlı bir ifadeyle devam ediyorsun. Mutsuzluğunu unutuyorsun. Yani her şey hormonlarınla ilgili, beyninin salgıladığı o hislerde. Hormonlarla her şey çalışıyor, o yüzden çok kaldım. Büyük şeyler yapmaya gerek yok. İşte diyorsun ya, gülümse bir kere, güne iyi başla, tebessüm et ve bu tip triklerle aslında hayatımızı güzel, muhteşem geçirebiliyoruz. Tabii yani herkesin hayatı çok zorluklarla, maddi, manevi, tabii ülkedeki ki. Sıkıntılar, ölümler, hastalıklar herkesin başında var. Ve bitmeyecek. Yani çağlar boyunca da oldu. Yani o yüzden en azından kendimizi iyi tutmalıyız ki sağlığımız yerinde olduğu sürece çok şükür deyip devam et. Peki yemek yapıyor musun? Yapıyorum, çok seviyorum mutfakta olmayı. Ben sevmiyorum. Biraz nasıl bir şey seviyorum? Ay çok seviyorum ama en büyük bölümü meditasyonum. Evet. Tabii ki de. Çünkü istediğinde fırsatlarım. Ya istediğinde yani kendimi dinlendirme şeklim. Bir gerçekten elektrik süpürgesi yapmak. Bir de yemek yapmak. Harika, temizlik. Evet. Yani süpürge nereyi temizliyorsam orayı temizliyorum kafamda. Bir de yemek yapmayı seviyorum. Ege'liyim, zeytinyağlılarla aram çok iyi. O yüzden. Hangi yemekler? Bütün zeytinyağlılar, her şeyi yaparım ya. Yani bayağı dolma sayıyorsun. Evet. Gerçekten mi? Evet, yaparım. Şey? Elim var, ailede o ufak el var. Yani saç yapmayı, makyaj yapmayı, işte örgü örmeyi, elle yapılan birçok şeyi çok seviyorum. Bir de Aslan Başak böyle detay var bende. Aa, Başak mısın? Şey, yüksek. 23 Ağustos tam kırmayım. Aslan bitiyor. Muhteşem bir yayın yaptık. Vallahi ya, tekrarını bekliyordum, kaçırdım, evet, tekrarını izle. Muhteşem şeyler söyledi. Başak'a dair gerçi söyledikleri tam sen geçiş dönemindesin tam, değil mi? Tam kırma işte. Ben de Terazi Akrep geçişindeyim. 23 Ekim'deyim ve onun üzerine de konuştuk. Şey dedi onunla alakalı. Çok zor. Doğum saatin önemliymiş. Aslında hangi burç olduğunu tam evet. bilmen için ama ben şey söyledim, hani ben mesela akrebe geçtim ama akrebi hissetmiyorum. Teraziyi hissediyorum, o yüzden de kendimi teraziye ilerletim. Ne hissedersen olsun. Evet, ne hissedersen olsun. Spor yapıyorsun herhalde. Evet, yapıyorum. Hiç sormayacağım bile. Çünkü zaten hiperaktifim, o enerji fazlasını da daha iyi dengelemem lazım. Çok hareketli ve çok esnek olduğum için onu merkezimi sağlam sıkı tutman lazım. Yani core dediğimiz şu çakra. Burası sağlam olacak çünkü nefesin, doğum enerjin, her şey burada. Nefesin doğru alman lazım. İşte açık havada spor yapmak, yürüyüş en sevdiğim şeylerden biri. Sen onu mu tercih ediyorsun? Çok hem personal bir trainerim var. Pilates yapıyorum. Bence çünkü olmaz, pilates olmaz inanılmaz bir spor. Yani kasları uzun ve çalıştırmak ve dediğim gibi daha dik durmanı. Bugün de pilates yaptık biz. Ben bayağı her haftada 2-3 şey pilates yapmaya çalışıyorum. Zaten haftada 3 öneriyor olmuş. Barış Özdemir'e sorduk. Ama arada tabii çekim oyun programından yapamadığım zamanlar oluyor. Önemli olan hızlı toparlamak. İşte dedim yani vücudunun o gün neye ihtiyacı var? Dinleyip ben bugün biraz sahilde koşayım, parkta koşayım, kardiyo yapayım, ağırlık çalışayım. Veya dans etmek bile en güzel sporlardan biri bence.
Evet, dans değil kesinlikle. Mi? Mesela az önce bizim vlogger kızlar bizlerle birlikteydi. Selin Yağcı, sordum onları çünkü çok incecik kızlar. Böyle inanılmaz fit ve güzel kızlar. Spor yapıyor musunuz dedi. Mesela Selin dans ediyor dedi. Aslında mevzu bahis hareket etmek. Tabii. Ama doğru nefesle hareket etmek ve hani şey, bunda da sporcu personal trainer'ın dedi yani. Bu anlamda yaşam koçluğu da yapıyor bana. Hani o her sayılar şey yani 3 set yapacak yani yaptığım bir hareketi aynı tempoda şey yapmadan yani harekette hangi kasın çalıştırdığını hissederek yani önemli olan o hareketi yapmak değil. Gerçekten o gelişmesini, oksijen gitmesini, çalışmasını istediğin kası düşünerek konsantre olarak ve hani 3 set 10 tekrar o sayılara da özen göstererek yaptığım zaman daha hızlı geri dönüşünü alıyorum sporu. Ben sana şunu da sormak istiyordum. Çok hatta dedim ya sana bir yerde daha önce karşılaşmıştık bir, evet. Bir davette diye. Orada da böyle fırsat olmadı yoğunluktan ama yeni yani yeni sayılmaz artık değil mi? Yok yok bir yani bayağı, evet, bir yıl olacak. Tam bir yıl oldu hatta. Böyle bir imaj daha önce yapmamıştım. Yo, bu imaj değil zaten seneler boyu yani doğduğumdan beri. Aynı saç rengiyle hep uzun. Çünkü doğal, natürel seviyorum. Yani her şekilde. Abartılı hiçbir şey sevmiyorum. Yaşım küçükken severdim ama. Yani daha fazla makyaj yapar, daha kadın kadın giyinir. Öyleydim. Yaş ilerledikçe daha bir de spor yaptıkça insan gençleşiyor. Eskiye nazaran daha çok spor yapıyorum. İmaj değil, bir gün kafayı değiştirmek istedim. İşte yani onu anlattı, onu dışarıda. Anlattı. Aslında onu sormaya çalışıyorum. Yani orada bir şey olmuş yani, bir kafa değişmesi istemiştin yani. Evet, evet. Bunlar, benim öyle işler arasında hani kendimi Nadas'a aldım. Eve kapatıp işte kitap okuyup, film seyredip böyle kendimi izole ettiğim dönemlerim oluyor, zamanlarım oluyor. Yazdım. O malzemeni tazelemek adına benim için çok önemli bir süreç. Bir gecede 3-4 tane böyle film izledim. Sabah 6.30-7 falandı bittiğinde. 9'da kuaförün kapısındaydım, kahvaltı etmiş bir şekilde. Ne izlediğini hatırlıyor musun? En son orada izlediğim şey film Jennifer Lawrence'ın, hatta bu bile de marka oluyor ama yani gerçekten bunu evet, keşfeden kadının hayatındaki tam Lucy. Kırılma noktasını hatırlıyor musun? Kadın gel filmin ortasında tak tak diye saçları kesti. Muhteşem. Benim en bana ilham veren filmlerden biri. İşte bana da öyle oldu. Yani bir şekilde işte hikaye, muhabbet de oraya gidiyor. Ya da aldım tak, kendime attım makası. Benim kuaförüm benden daha deli. Dedim ki bir de boya. Bir prense ihtiyacın yok. O filmde onu söylüyordu, onu fark ettim. Yani o beni en etkileyen şey olmuştu. Hep böyle şeyi bekliyorsun o filmde. Bir aşk, kimle aşk yaşayacak acaba değil mi? Eski kocasına mı dönecek, o hayatını da o işler yaptığı insanlarla mı? Hayır, hiçbir zaman birisiyle olmuyor ve bir çocukluğunda da kendine onu söylüyordu. Bir prense ihtiyacım yok. Gerçekten bir prense ihtiyacı olmayan kadınların hikayesi. Yani aslında. Niye canım, her kadın bir prensle, ya, evet, yani her bir prensesin, yani herkes zaten kendi içinde tam. Ama böyle hoş bir şekilde tamamlandığı zaman arkadaşıyla, eşiyle, kardeşiyle yani kendinde olan tarafın güzel yansımasını görmek iyi. İster prens olsun, ister prensesle. Peki o kafa değişiminin sonrasında biraz daha projeler? Yani ilk aslında beraber çalıştığım ekibim, onların da haberi yoktu. Bir anda ben böyle bu kadar kestirdim deyince çok telaşlandılar. Çünkü ben hep projeye göre önce bekler. Ben bir türlü cesaret edemedim. Mesela benim de işte şeydir, tamam sarayım falan ama benim kendi işte doğal rengimdir hemen hemen. Bu iş ufak tefek şeyler var ama çok istiyorum mesela işte. Daha da kısa kullandım ama daha da kısa kullanayım. İşte renkte bir kafamda bazı şeyler var yapmak istediğim. İşte bir sabah gidip kuaförün kapısını çok beklemek zevkli. İstediğim. Yap bunu kendine. Ama ben bunu bir türlü yapamadım mesela. Yani hani... o yüzden de biraz onu kaşıdım ve sormaya çalıştım. İşte ne izledin, ne oldu, ne evet. bitti diye. Sonrasındaki hissiyat, yani o gelen duygu, o seni oraya götüren şey devam etti mi? Bir saniye pişman olmadım kestirdikten sonra. Yani o kadar mutlu, o kadar hafif ve o kadar iyi hissettim ki. Çünkü senelerdir aynaya bakıp aynı insanı görüp, aynı insanla farklı rollere girip buna inandırmaya gayret ediyorsun. Bu konuda samimi olmaya. O yüzden biraz daha malzememi de, kendimi de, kendi içimdeki kadınları keşfederken de daha işim kolaylaşsın diye çok güzel oldu bana.
aa bu da senmişsin diye. Etkisi evet. Ne bakıyorsun? Ya ben şeye bakıyorum bir yandan. Benim az önce tabletim kapandı da bir yandan da akış önümde ne vardı ne yoktu onu kontrol etmeye çalışıyorum. Çünkü akışı yaptığım metni açamıyorum. Her neredeyse onu bana hatırlatabilirlerse nereden bulabileceğim. Bir yandan da onu açayım. Şimdi biz yavaş yavaş işte dedik ya bugün bir sürü şey yaptık. Spor evet. yaptık, dans ettik, işte yemek yaptık vesaire vesaire. Seninle alakalı hem işte takipçilerin var, işte hayran kitlen var. Her şeyini insanlar merak ediyor. Bu yüzden bu kadar soruyorum aslında. Yani işte o kafa nasıl değişiyor, işte nasıl yaşıyorsun vesaire vesaire. Birazcık da tabii doğal olarak da işte sen dedin ya ben prense ihtiyacım yok ama evet prensler olsun işte aşk da olsun vesaire de olsun. Arkadaşlık, dostluk, o sosyal ilişkilerini nasıl yönetiyorsun bu yoğunlukta? Yani yönetmek diye bir şey yani, yok. Ilişki ve yönetmek kelimesi yan yana çok samimi gelmiyor açıkçası bana. Yani hepimizin nasılsa annesiyle, babasıyla, arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla arası aynı şekilde benim de öyle. Yani iş yoğunluğundan dolayı veya denk gelememekten dolayı konuşamadığım, edemediğim dostlarımla da mutlaka hatırlaşıp kaldığımız yerden her an devam edebileceğim insanlarım var çok şükür hayatımda. Ama yönetmek kelimesi değil yani. Doğru. Siz yani. Biz nasılsak hepimiz aynıyız. Yani işte yani çok işte ben mesela anlam yüklemiyorum çok fazla kelimelere yani hani yönetmişiz. Evet. Birazcık o ama yüzden de şey yapıyorum. Ama anlam yüklemek de değil gerçekten beyin de kullandığın kelimeyi duyup ona göre de davranıyor. Doğru olabilir. Yok ben yönetiyor veya yönetmeye çalışıyor olabilirim bazen. Ama bu da mesleki deformasyon, evet, deformasyon değil aslında aynen, o artı işte. Aynen, aynen öyle. Evet, bunlar hepsi göreceli çünkü bir şeyleri aslında bir bakıma da bir yandan da yönetiyoruz. Vaktimiz kaldı mı? Benim Gözde'ye soracak o kadar çok şeyim vardı ki 2 dakikam mı kaldı Gözde? 2 dakikamız kalmış. Festival izleyicilerine neler söylemek istersin? Bizi 500 bin defa izlediler bugün. Ama yani ben de olsaydım ben de izliyor olurdum. Çünkü harika bir şey yani sağlıklı yaşam hafta sonusu. Evet, harika. Ve yani detokslarla, sporla gerçekten bana da harika bir gün yaşatıp enerji verdiniz. Buradan da herkese selam söylüyorum. Peki, çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür Gözde. Ederim. Sen de çok enerjine, festivale bu katkıyı sağladığın için. Şimdi biz birazdan yeniden biraz yemek yapacağız. Gizem Keser Buran bizlerle birlikte olacak. Mutfakta muhteşem atıştırmalıklar yapacağız. Şöyle hep diyoruz işte egzersiz hareket bunları hayatımıza katıyoruz ama bazıları da var ki ya çok fazla hareket edemiyor veya üşeniyor ya yapısı da yok. Sevmiyor aslına bakarsanız. Onlara ne tiyolar verebiliriz? Hem beslenmeye dair hem hareket etmeye dair nasıl daha fazla hareket edebilirler? Onları konuşuyor olacağız az sonra.